program ortağımız Cahit Vural. Bakalım bizlere bugün nasıl bilgiler söyleyecek. Merhaba TV8 izleyicileri. Öncelikle size kendimi tanıtarak konuşmaya başlamak istiyorum. Ben Operatör Doktor Altuğhan Cahit Vural, plastik rekonstrüktif estetik cerrahi uzmanıyım. Bugün sizlere dekolte estetiği diye çok popülerize olan, sadece dekolte bölgesine yönelik yapılabilen medikal estetik ve cerrahi işlemlerden bahsetmek istiyorum. Dekolte estetiği ile kastettiğimiz aslında bir gece kıyafeti veya bir dekoltenin daha açık olduğunu düşündüğümüz hallerde o kısma yönelik yapılan, yani dışarıdan görselliği etkileyen, onunla ilgili yapılan kozmetik müdahaleler ve cerrahi müdahale olarak neler yapabiliyoruz, bunları anlatmak istiyorum. Dekolte kısmında sıklıkla görülen sorunlardan bir tanesi dekolte kısmında lekelenme, kırışıklık. Bazı doğum sonrası kısımlarda da göğüs dokusunun üst polinde, yani üst kısmında meydana gelen çatlaklar. Bu noktada iki tip işlem sıklıkla yapılıyor. Bir tanesi PRP ve hücresel yenilenmeyi tetikleyen somon DNA işlemi. Bir tanesi o bölgeye yapılan aslında çoğunlukla o kısımdaki hücresel yenilenmeyi tetikleyen doping görevi gören gene PRP ve somon DNA ise kombine eden karbondioksit fraksiyon lazer işlemi. Ve eğer çatlaklar göğüs dokusunun üst kısmında yer alıyorsa buna bir cerrahi alternatif olan meme göğüs bölgesini toparlama ve meme estetiği işlemi. Bunu iki başlıkta toplamış oluyoruz böylelikle. Cerrahi olmayan işlemlerde eğer göğüs dokusunda herhangi bir deformasyon yoksa cerrahi olmayan işlemler, yani PRP, somon DNA, karbondioksit fraksiyon lazer ile birlikte hem kırışıklık tedavisi hem bölgedeki lekelenme varsa leke tedavisi ve daha pürüzsüz ve canlı, daha genç gözüken bir dekolte bölgesi yakalamak mümkün. Bu noktada en önemli uygulama işlemin ne kadar sürdüğü, yaklaşık 15-20 dakika süren bir işlemden bahsediyoruz. Karbondioksit fraksiyonel lazerle birlikte mikro zımparalama dediğimiz, yani deri dokusunun mikro abrazyonları ile aslında zımparalanarak alttan yeni dokunun oluşmasını sağlayacak bir teknik uyguluyoruz. Bu yenilenme dokusu, yani dekolte kısmının daha yaşlı göründüğü, aslında daha eski göründüğü de diyebiliriz ona. Eski göründüğü durumlarda hücresel yenilenmenin de zayıf olduğunu düşünüyoruz. Dolayısıyla karbondioksit fraksiyonel lazerle birlikte PRP ve somon DNA'sı dopingleriyle bir araya getirerek ikisini de aynı şekilde eş seansı yapmak çok daha iyi bir hücresel tepki, çok daha iyi bir hücresel yenilenme sağlamış oluyor. Bu noktada acaba dekolte kısmındaki hücresel yenilenme sağlandıktan sonra biliyorsunuz göğüs kısmının üst kısmındaki canlı görünüm ve oradaki cilt kısmının da kalitesi çok önemli. Burada acaba bir çatlak, doğuma bağlı bir çatlak mı var yoksa başka deformasyonlar mı var? Bunların ayrımını da yapmak son derece önemli hale geliyor. Eğer göğüs bölgesinde çatlak ve deformasyon var ise çoğunlukla tercih ettiğimiz meme dikleştirme dediğimiz, toparlama dediğimiz işlemin hastaya uygulanabiliyor olması lazım. Bu noktada en önemli ayrım çoğu zaman protez dediğimiz, bu akıllı jel protezlerle yapılabilen toparlama işlemleri veya hastanın kendi dokusu kullanarak, yani otojen dediğimiz hastanın kendi dokusunu kullanarak yapılan toparlama işlemi ayrımı çok önemli hale geliyor. Bu iki ayrımı yapmak için 3 boyutlu görüntüleme sistemlerini kullanıyoruz ve 3 boyutlu görüntüleme sistemleriyle hastanın bir proteze ve akıllı jel implanta ihtiyacı olup olmadığına birlikte karar veriyoruz. Eğer böyle bir protez kullanma ihtiyacı yoksa hastanın kırışıklık olan, çatlak olan bölgelerini zaten toparlama işlemiyle derilerin tekrar soyularak ve kendi dokusunu içeriye hapsederek şekillendirme işlemi yapıldığında aslında çatlaklardan hastalar kurtulmuş oluyorlar. Ve bu noktada bir akıllı jel implanta ihtiyaçları olmadığını düşünüyor isek bu yöntemi de seçebiliyoruz. Akıllı jel implantlar kullanımı yapılmadan yapılan toparlama işlemlerini otojen dediğimiz hastanın kendi dokusunun yeterli olduğu durumlarda tercih ediyoruz. 3 boyutlu görüntüleme sistemleriyle hasta dokusunda yeterli olup olmadığını ölçmek zaten son derece mümkün. Yani hastanın hacim kaybı olup olmadığını görüntüleme sistemiyle ortaya koymak mümkün. Eğer hacim kaybı varsa da akıllı jel silikonlarla ömür boyu değiştirme gereksinimi olmaksızın
hastaya kalıcı bir sonuç alabilmek de mümkün ve son derece mutluluk verici, yüz güldürücü sonuçlar elde edilebilir.